siyasete teşvik etmesidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumuna video mesaj yoluyla katıldı. Ziyaretine gelen kanaat önderlerine mücadelelerini meşru zeminde sürdürmeleri gerektiğini ifade etmiştir. İşte tüm bunların yanında Erbakan hocamız, istikbalimizin teminatı olarak gördüğü gençlere çok büyük ihtimam göstermiştir. Bir milletin asıl gücü topu, tüfeği, tankı değil, imanlı ve inançlı gençliğidir diye tarif ettiği feragat ehli ve fedakar bu neslin yetişmesi için ömrünün sonuna kadar çalışmış, çabalamıştır. Merhum Erbakan'ın hayatına ve mücadelesine baktığımızda özellikle öne çıkan husus onun özgünlüğüdür. Hocamız mevcut siyasi akımlara eklemlenmek yerine millete üçüncü bir yol önermiş. Kendi davasını savunmuş, daima kendi ideallerinin peşinde koşmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadınların istihdamı için eğitim politikalarının, eğitimin önünü açmak için sosyal değişimi tetikleyecek politikaların bütüncül olarak ele alınması gerektiğini belirterek, bu noktada küresel dayanışmanın çok önemli olduğunu düşündüğünü ifade etti. Emine Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği Komisyonu işbirliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu kapsamındaki Türkiye-Afrika Kadın Liderlik Diyaloğu panelinde yaptığı konuşmada, panelde güçlü kadınların getireceği güçlü değişimleri konuşacaklarını belirterek, buradan çıkacak sinerjinin kadınlar arası işbirliğini ivme kazandırmasını temenni ettiğini söyledi. Taraftarıyız. Afrika yaklaşık 1.3 milyar nüfusu 2000'in üzerinde dil ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısının ikinci gün oturumlarına katıldı. Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'deki NATO karargahına geldi. Toplantı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katılan Akar, Bulgaristan Savunma Bakanı George Panayotov'la da kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, temasların devamı konusunda mutabık kalındı. Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 21'i tutuklandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 19 Ekim'de Kağıthane'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda uluslararası bağlantısı bulunan bazı suç örgütlerinden aldıkları uyuşturucuları kent genelini piyasaya sürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın teklifiyle Belediye Meclisi tarafından Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nin önündeki alan, kentin ilk sanat meydanı olarak Adana'ya kazandırılan Seyhan Sanat Meydanı bu kez Zakkum konserine ev sahipliği yaptı. Konser saati öncesinden sanat meydanını dolduran binlerce Adanalı
sahne alan Zakkum grubunun şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Konser arasında sahneye davet edilen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, gençlere verdikleri sözü anımsatarak, "Sizlere söz verdik, burayı sanat meydanı haline getireceğiz," dedik. "Müzik bunun başlangıcı. Bundan sonra siz ne isterseniz o olacak, o yapılacak," dedi. Gençlerin geleceğin sahipleri olduğunu dile getiren Başkan Akay, gençlerin yönetimde söz sahibi olması gerektiğini belirterek şöyle konuştu. "Sizler bizi değil, bundan sonra biz sizi takip edeceğiz. Sizler yarının yöneticileri, yarının ülkeyi idare edenleri değil, bugünden idare edenleri olacaksınız. Bugünden kimlerin bu ülkeyi, bu şehri idare edeceğine, yöneteceğine sizler karar vereceksiniz. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Biz sizin arkanızdayız, arkanızda olmaya devam edeceğiz." Tekrar ifade ediyorum, biz sizin arkanızdayız, arkanızda olmaya devam edeceğiz. ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, film çekimleri sırasında kullandığı silah ateşlemesi sonucu set ekibinden bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. ABD medyasının Santa Fe Bölge Şerif Ofisi'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, New Mexico eyaletindeki Rust filminin setinde bir kaza meydana geldi. Baldwin'in bir sahnenin çekiminde kullandığı kuru sıkı silah ateşlemesi sonucunda 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halil Hutchins ve 48 yaşındaki yönetmen Joel Soaz'a vuruldu. Olay yerine gelen helikopterle hastaneye kaldırılan Hutchins'in hayatını kaybettiği açıklandı. Ambulansla farklı bir hastaneye kaldırılan Soaz'ın tedavisi sürüyor. Baldwin'in sözcüsü ise basına yaptığı açıklamada, kuru sıkı silahın ateş alması sonucu meydana gelen olayın bir kaza olduğunu söyledi. Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğdeada beldesinde denize açılan balıkçılar, avlandıkları kasalar dolusu hamsiyle kıyıya dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Balıkesir, Trabzon, İstanbul ve Samsun'dan denize açılan balıkçılar, hamsi bolluğu nedeniyle rotalarını İğneada'ya çevirdi. Karadeniz açıklarına serilen çevirme ağlardan kasalar dolusu hamsi çekildi. Balıkçı teknelerinde yoğun mesai yaşayan tayfalar, balık dolu kasaları limanda bekleyen kamyon ve tırlara yükledi. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, yaklaşık 2,5 yılda 7500 sporcu sayısına ulaştıklarını belirterek, bu ülkenin insanların bu spora gösterdiği, bu kültüre verdikleri değeri ortaya koyuyor. Bunun gitgide artacağını, çok daha fazla sayılara ulaşacağını düşünüyorum, dedi. Toksöz AA muhabirine 2,5 yıl önce kurulan federasyonlarında yaklaşık 7500 sporcu ve 500'e yakın tescilli kulüplerinin bulunduğunu belirtti.
Yeni bir federasyonun olduklarını anımsatan Toksöz, Türk okçuluğu yaklaşık 25-30 yıldır amatör bir şekilde gerçekleştiriliyordu. Yeni bir federasyon olduklarını anımsatan Toksöz, sözlerine şöyle devam etti. Müsabakalarla, bu faaliyetlerle bu ülkenin evlatlarına kendi tarihlerini, bilincini vermek, bu atasporlarını yaymak, bu şekilde kendilerini modern sporların yanında geleneksel sporlara da katkı sunmalarını sağlamak gayemiz. Bizler de ülkemizden geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu olarak oraya sporcularımızı gönderdik. Federasyonumuzun müsabakalarında 2020-2021 döneminde özellikle müsabakalarda son Türkiye Şampiyonası'nda ilk dereceye giren erkek ve kadın takımlarımızı federasyon sıralamasında Macaristan'a gönderdik. Burada gerçekleşen uluslararası müsabaka diyeceğiz artık. Uluslararası müsabakada şampiyon oldular. Sporcularımıza bu anlamda güveniyoruz. Yani atasporu, okçuluğa ben genlerde olan bir spor olarak bakıyorum. Sadece çalışmaları gerekiyor, tanımaları gerekiyor. Tanıdıklarında da çok sevdiklerini görüyoruz. Bu anlamda bizim o bakımda hiçbir şüphemiz yok. Türk okçusu dünyada literatürde kabul edilen Türk okçuluğunu dünyada da söz sahibi yapma gücüne sahip. Sadece şans verilmesi ve biraz üzerine çalışmaları gerekiyor. Çok daha fazla talim yapmaları gerekiyor. Bu anlamda da bizler onlara federasyon olarak elimizden geldiğince yeni dönemde de destek olmaya, desteğimizi arttırmaya çalışacağız. Yüreğir'den okullara spor malzemesi desteği. Yüreğir Belediyesi ilçede bulunan tüm ortaokul ve liselere spor malzemesi desteğinde bulundu. Desteklerin artarak devam edeceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Koca İspir, Yüreğir'in bir spor şehri olduğunu söyledi. Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle Adana'da ilk defa ilçe geneli 93 ortaokul ve liseye futbol, basketbol, voleybol topu ve slalom setlerinden oluşan spor malzemesi desteği sağladı. Törende yaptığı konuşmada Yüreğir'in bir spor şehri olduğunu belirten Başkan Koca İspir şöyle konuştu. Malzeme dağıtım törenine İl Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Caner Saymış, Suat Acar, Yüreğir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halit Yılmazel, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Dalak, okul müdürleriyle beden eğitimi öğretmenleri katıldı. Bir tane değişim merkezimiz, 10 tane sentetik çim sahamızın tesisiyle birlikte, basketbol sahalarımız, 41 noktada şu anda spor faaliyetlerine hizmet veriyoruz. Çok net bir açıkçası, büyük bir gururla söylüyorum. Yüreğir Belediyesi, bunu bir hani hayırla yarışırız, emri gereğince, Yüreğir'de, Adana'daki tüm belediyeler içerisinde sportif faaliyetlerde birinci sıradayız. Bunu gururla söylüyorum. İnşallah diğer belediyelerimiz de onlar da çabalasınlar. Hep beraber Yüreğir'de ve Adana'nın tüm genelinde gençlerimizin çocuklarımızı daha fazla ulaşalım. Daha fazla gencimizin, yavrumuzun, çocuğumuzun sportif faaliyet yapmasına vesile olalım. Türkiye derecede gelsin çocuklarda. Önümüzdeki yıllarda inşallah bu desteğimiz katlanarak devam edecek. Bu vesileyle sizleri Yüreğir'de Ertuğrul Gazi Spor Kompleksimizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepinizin sevgili ve saygıyla selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de izledim. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Evet, buradayız. Tek tek dağıtacağız ama burada sembolik bir tören gerçekleştiriyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Değerli okul yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz.